Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecileri Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Her yıl Antalya dışından oluşturduğumuz gazetecilik mesleğinde tecrübeleri birbirinden değerli jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde hem yılın gazetecilerini hem de yılın foto muhabirlerini seçtiler. Türk medyasının en prestijli ödülleri haline gelen Antalya Basın Ödülleri törenimize geçmeden evvel sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından dünyanın en güzel marşı olan İstiklal Marşımızı okumaya arz ediyorum efendim. Ruhları şad olsun. Sayın Valim, çok kıymetli hazırın. Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan güzel bir sunumumuz var. Şimdi hep birlikte izliyoruz efendim. Üyesi mesleğine aşık bir gazetecilik anıtı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti. 33 yıl önce Antalya'da doğdu, burada büyüdü ve Türkiye'nin her yerinde söz sahibi oldu. Bugünlere kolay gelmedi. Bu aile büyürken engelleri aştı, özgürlüğünü ve meslek onurunu korumak için çileli yollardan geçti. Ve işte sonunda bugün sadece Antalya'nın değil, ülkenin de sesi, gözü, kulağı oldu. Antalya Gazeteciler Cemiyeti nerede bir adım attıysa bunun yankısı çok uzaklarda duyuldu. Antalya'nın hep diri kalan tarihi kalbinde, kale içinde bir saygınlık burcu oldu. Antalya'nın her önemli projesinde başı çekti. Expo 2016'da, BAKA'da, milli eğitimin, emniyetin önemli projelerinde hep Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin de imzası vardı. Burası çoğu kez sadece Antalya'nın değil, ülkenin de merkezi oldu. Kale içinde yerleştiğimiz bina bir demokrasi merkezi haline geldi. Burada kamuya yararlı her türlü faaliyet özgürce yürütüldü. Son yıllarda sayısız basın toplantısı, seminer, sergi burada hayat buldu. Kim ne söylemek istediyse Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin hoşgörülü atmosferine sığındı. Devlet adına Antalya'da açıklama yapmak isteyenler, kamu adına DJ olanlar önce cemiyetimizin merkezini düşündüler. Antalyalı gazetecilerin büyük ailesi herkesi ayrımsız kucaklamaktan büyük onur duydu. Türkiye'nin en büyük 5 gazeteciler cemiyetinden biri olan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu çatısında da yer alan Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Avrupa Birliği projeleriyle genç gazetecilerimiz için Türkiye'de eşine pek rastlanmayan eğitimlere imza attı. Bu girişimlerle Türkiye'deki Avrupa Birliği projeleri içinde en beğenilenler arasına girmek Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne nasip oldu. Yine son yıllarda dış ilişkilerde büyük atılımlar yapıldı. Bir turizm kenti olan Antalya'nın tanıtımına en büyük katkı bu cemiyetten geldi. Avrupa ve Asya'nın değişik ülkeleriyle en çok el sıkışan basın kuruluşu Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ydi. Orta Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar, Afrika'dan Amerika'ya kadar her yerde bu cemiyetin adı öne çıktı. Rusya, Ukrayna, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve birçok Avrupa ülkesinden gazetecileri ağırlayan seminer, panel, kongre ve etkinliklerle yabancı gazetecilere ev sahipliği yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti hep Antalya için gururla çalıştı, çabaladı. Gururla ifade edelim ki bugün dünya bizi en az bizim kadar tanıyor. Yurt içinde yurdun yararına gördüğü hiçbir girişimden ayrı durmadı bu cemiyet. Nerede kamuya iyilik getireceğine inandığı bir girişim olduysa orada en öne geçti. Antalya ölçeğinde de Akdeniz Üniversitesi ile hep kol kola oldu. Eğitimde, güvenlikte ve bunun gibi birçok alanda kamu yöneticileriyle yapıcı bir işbirliği cemiyetimizin temel görevi oldu. Üyelerinin bu büyük ailede kendisini tam ve özgür görmesi için ne gerekiyorsa yapıldı. Görevini yerine getirirken adaletsizliğe uğradığını düşünen arkadaşlarımız yanlarında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni buldular. Meslektaşlara nerede haksızlık yapıldığını düşündüysek orada cemiyetin gücünü korkusuzca gösterdik. Çocuklarımız, gençlerimiz, cemiyetin bursuyla bir kuşak büyüdü. 10 yıl önce başlayan eğitim bursu her yıl artarak yüzlerce çocuğumuza ulaştı. Üyelerimizin sadece çocukları değil, kendileri de birçok eğitim, gezi, etkinlik imkanından yararlandı. Spor buluşmaları ve doğadaki kaynaşmalar öteki meslek örgütlerine örnek olacak nitelikteydi. Üyeler orada gülümsedikçe cemiyet yönetimi daha da mutlu oldu. Her türlü güçlüğe rağmen Antalya Bayram Gazeteleri yine bu yüksek yetenekli ve fedakar üyelerin emekleriyle çıktı. Buna omuz veren meslektaşlar küçük de olsa primlerle desteklendi. Ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti ödülleri. Elinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü havaya kaldıran bir gazeteci ne kadar gurur duysa azdır. Ödüllerimize bu yüksek saygınlığı kazandıran arkadaşlarımıza ve onların emeklerini sonuna kadar objektif ölçülerle değerlendiren seçkin jüri üyelerimize sonsuz teşekkürler. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin her üyesi en yüksek ödülü almayı çoktan hak etmiş durumda. Bu büyük ailenin her bireyi en onurlu kürsülere çıkacak kapasitede. Bu büyük aile sizinle doğdu, sonsuza kadar sizinle yaşayacak. Hep iyi ve güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Herkese teşekkürler. Evet, bizler de emeği geçenlere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gerek ülkemiz, gerekse Antalya'mız için yapılan her çalışma kutsaldır. İşte bu duygu ve düşüncelerle, bu düşünceler ışığı altında sadece Antalya'mız ve ülkemiz içerisinde değil, yurt dışında da başarılı çalışmalarla adeta Antalya'mızın tanıtımına artı değerler kazandıran ve yaptığı çalışmalarla örnek gösterilen Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Yeni'yi ödül törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsü ve teşviklerini arz ediyorum efendim. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım,
Cumhuriyet Başsavcım, Akdeniz Üniversitemizin değerli rektörü ve Antalya Protokolü'nün kıymetli burada bulunan temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşlarının bizim partnerimiz, yol arkadaşımız olan temsilcileri, kıymetli Akdeniz Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin benim meslek büyüğüm, kurucularımız, yol arkadaşım olan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nda ve şu anda aramızda olan Hatay'dan, Maraş'tan, Burdur Isparta'ya kadar olan Akdeniz bölgesindeki Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun çok değerli başkan yardımcıları, başkanları, yönetim kurulu ve bölge cemiyet başkanlarım. Tek tek saydığımda hata, kusur işleyebilirim. Ve kıymetli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bu onur gecesinde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Filmde izledik aslında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin vizyonunu ve Antalya kentinde yaptığı çalışmaları bir bölümünü özetledik. Senede bir defa biz sahneye çıkıyoruz. Bir defa kendimizi anlatıyoruz. Bunu da bizim emekçilerin sahneye çıktığı o bir yılda bir defa yapıyoruz. Dolayısıyla bugün biraz kendimizi anlatacağız. Sabrınızı rica ediyoruz. Antalya Gazeteciler Cemiyeti sadece üyelerine proje üreten bir meslek örgütü değil. Antalya Gazeteciler Cemiyeti klasik dernekçiliğin biraz ötesine geçerek, klasik dernekçiliğin biraz dışına çıkarak çalışmalarını hem kamu adına hem sivil toplum adına taşın üstüne taş koyan herkesin, her projenin yanında yer alarak cemiyetimiz asli görevi olan hem üyelerine hem de kamuya dönük çalışmalara destek vermektedir. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin birçok projesinde birlikte olduk. Geçtiğimiz yıl dedik ki biz her yıl ödül törenimizde bir tema işleyeceğiz. Ve geçtiğimiz yıl ilkini Tokay'la başlattık. Sayın Valim, müsaade ederseniz bu sene kendi söküğümüzü dikmeye çalışacağız. Çünkü Anadolu basınının, yerel medyanın gerçekten çok ciddi sıkıntıları var. Çalışanların aynı şekilde ciddi sıkıntıları var. Çalışanların özlük hakları ile ilgili sıkıntılar var. Ama en önemlisi, gazetelerimiz can çekişiyor. Tıraş problemi var, gelir problemi var. O tarafta gelir olmayınca, tıraş problemi olunca çalışan da sıkıntı yaşıyor otomatik olarak. Bir zincirleme bu. Biz de cemiyet olarak tabii bir yere kadar yayınlarımıza, yayın kuruluşlarımıza destek olabiliyoruz. Yayın kuruluşlarımızı ayakta tutacak olan, yayın kuruluşlarımızı güçlendirecek olan bu salonda bulunan kıymetli misafirimiz sizlersiniz. Dolayısıyla elbette destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl biz birkaç saniyelik Antalya'daki yerel basını temsil eden dergisinden, internetinden gazetesine kadar, ajansına kadar küçük kısa bir film hazırladık. Bu filmi biz sosyal medyadan yayınlayacağız. Bu konuda sizden, sosyal medyası olan herkesten destek bekliyoruz. Ama buna geçmeden önce, bu yıl yine Sayın Valim çok önemli bir, bizim hayatımıza kasteden ki önemli projeyi son iki yıldır tanıklık ettik. Çok fazla proje yaptılar, sağ olsunlar. Ama biz iki tanesine ki çok önem verdik. Bir tanesi geçen yılki TOKA konusuydu. Bu yılda KASK konusu var. Bunu buradan söylemeden geçemeyeceğim. Kendi söküğümüzü dikmeye çalışırken kendi hayatımıza kasteden bir takım konuları da
elbette ki es geçmememiz lazım. Ben Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Hayatıma kastım yok, kaskım var projesi gerçekten çok önemli. En küçük kardeşini motor kazasında kaybetmiş bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. O motor kazasında kaybettiğim kardeşimin kaskı yoktu. O bakımdan bu salonda kaç kişi motor kullanıyor bilmiyorum ama ben bu yıl kendi sökümümüzün yanına bu önemli projeyi de bu kürsüden söyleyerek lütfen kasksız motor kullanmayın diyorum. Ve şimdi o bizim bizi anlatan filmini bir izleyelim diyorum hep birlikte. Yerel basın. Adalet için. Özgürlük için. Demokrasi için. Yerel basın her yerde lazım. Görmek için. Bilmek için. Çözmek için. Yerel basın herkese lazım. Geçmişimiz için. Bugünümüz için. Geleceğimiz için. Yerel basın herkese lazım. Tanınmak için. Tanıtmak için. Yaşamak için. Yerel basın şimdi lazım. Kendin için. Kentin için. Yerel basına sahip çık Antalya. Alkış daha kuvvetli olsaydı mutlu olacaktık. Evet. Bu arada mikrofonu da azizlerine uğruyorum. Onu da söyleyeyim. Gidiyor habire, iniyor çıkıyor. En güzeli bu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu yerel basın farkındalık filmiydi. Bu filmin devamı olacak. Yerel basın farkındalık filmini niye yaptık? Yerel basın herkese lazım. Yerel basın, yerel sorunların çözümünde arkadaşlarımın medya mecra sahiplerinin söylediği gibi sırasıyla gerçekten bizim hayatımız. Yerel basına sahip çıktığınızda emekçiye sahip çıkıyorsunuz. Yerel basına sahip çıktığınızda kentin sorunlarına, demokrasiye, yerel demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Ben bu filmi cemiyetimizin resmi sayfalarından paylaşacağım. İlk defa burada izledi herkes. Ne kadar başarılı olduk bilmiyorum. Size ne kadar mesaj verdik bilmiyorum. Ama filmin çünkü çok çabuk geçti. Daha sonra izleyenler bizim Antalya'daki istihdam yaratan, emekçiye istihdam yaratan mecra sahiplerinin, yayın evi sahiplerinin, radyo, televizyon hepsinin bir araya gelip böyle bir çağrıda bulunmasını anlamlı buluyoruz. Evet, her yıl yılın gazetecilerini seçiyoruz. 36 yıldır Antalya Gazeteciler Cemiyeti hiç ara vermeden, emekçiyi takdir eden, emeğe saygı gösteren önemli bir gün, önemli bir yarışma, bir ödül töreni yapıyor. Aslında buraya sembolik olarak 500 gazetecinin olduğu bir şehirde 24 arkadaşım çıkacak. 24 arkadaşım tüm arkadaşlarım adına bu sahneye çıkacak. Senede bir defa emekçiler bu sahneye çıkıyor. 365 günde sizi çıkarıyor sahneye. Bu anlamda bunu her konuşmamda altını çiziyorum. Bugün bu emekçiler alkışı hak ediyorlar. Biraz sonra onlar ödüllerine kavuşacaklar. Ödül alan, almayan tüm meslektaşlarımı ben şimdiden tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii bu tür gecelerin başarılı olması için elbette ki birilerinin desteği gerekiyor. Biz henüz daha Sayın Bakanımızın son geçtiğimiz ay yine bir talimatı oldu. Çalışması devam ediyor. Her ne kadar kamu yararına bir cemiyet statüsüne kavuşmamış olsak da yaptığımız her hizmetin kamu yararına hizmet olduğunu gördük, görüyoruz.
Şimdi uçak da biraz sonra inecek. Bizim için çok önemli, sosyal medyadan takip etmişsinizdir. Bir Türkiye gönüllüsü, Türkiye tanıtım elçisi buldum. Kendisi Kanadalı ünlü bir fotoğrafçı. Rica ettim, geliyor. Uçağı rotar yaptığı için şu anda burada değil ama birazdan gelecek, havalimanında arkadaşlarımız karşılıyor. Toronto Havalimanı'nda şu anda bir yıldır 6 tane Antalya fotoğrafı dönüyor. Filmde gösterdi aslında, kısa geçti. 30 milyon insan geçiyor o havalimanından. Avrupalısı, dünyalısı, herkes. Bu bir örnek, sadece bir örnek. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kamu adına, bu şehir adına, tanıtım adına yaptığı önemli bir hizmet. Bu çalışmamızı oradaki havalimanında dönen fotoğraflar, Aspendos, Perge, Mira, yani bölgemizin tarihi zenginliklerini sergiliyoruz orada. Bu yıl tekrar bir yine sergi açtık ama en önemlisi Türk Hava Yolları'mız sponsor oldu. Tüm Anadolu'yu bu fotoğrafçıyla gezdik. Aynı zamanda bir seyahat yazarı. Göbekli Tepesi'nden Pamuk Kalesi'ne kadar Türkiye Prestij kitabı yapıldı. Bu kitap şu anda Türk Hava Yolları'nın dış hat uçuşlarında veriliyor. Ve içinde Antalya var, Türkiye var. Biz bunların karşılığında inanın bir teşekkür, sıcak bir tebessümün dışında herhangi bir talebimiz yok. Bu anlamda hem cemiyetimizin gücüyle hem de kendi enerjimizle, gücümüzle oralarda oluşturduğumuz çalışmalarla cemiyetimiz uluslararası arenada da önemli görevler yapmaktadır. Almanya ile 20 yıldır partnerliğimiz devam ediyor. Nürnberg Gazeteciler Kulübü ile. Her yıl 15 civarında gazeteci oradan bize geliyor. Sonra 15 civarında, 100'ün üzerinde de Antalya'dan emekçi muhabir arkadaşlarımız da Almanya'yı ziyaret etmişiz birlikte. Yine aynı şekilde bizim için önemli olan ülkeler Rusya. Rusya Gazeteciler Birliği ki oranın en büyük meslek örgütlerinden bir tanesi. 700'e yakın bir 500 gazeteci, bir de 250 gazeteci Kemer'de bu bölgeye getirerek 2009'dan sonra ki Rusya ile olan turizm hareketimizin başladığı yıllardır önemli bir tanıtım faaliyetine katkıda bulunmaktayız. Rusya, Almanya, Kanada, az önce filmde de gördük, Ukrayna, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bugün aramızda iki tane de Kırgızistan'dan meslektaşımız var, onur konuğumuz. Biz Türk dünyasına, Türkçe konuşan ülkelere çok büyük önem veren de bir gazeteci örgütüyüz. Dolayısıyla aramızda mesela Mehmet Ali Dim de var. Küresel Gazeteciler Konseyi'ni kurdu. Onun da görevleri arasında Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye ile ilgili dışarıda faaliyetler yapmak. Şu anda o konseyini kurmak ve teşkilatlandırmasını yapmakla meşgul. Ben ama söylemiş olayım buradan. Ama onun küreseline de biz her zaman destek oluruz. Yeter ki ülkemiz için, Antalya için, Türkiye için dışarıda bizim faaliyetlerimizi, güzelliklerimizi tanıtan çalışmalar yapsın. Bir konuyu daha belirtmek zorundayım Sayın Valim, değerli konuklarımız. Bizim dışarıdaki en büyük problemimiz iyi anlatılmamamız. Devletin yapacağı tanıtım bir yere kadar önemli. Turizm Bakanlığı'nın yapacağı tanıtım bir yere kadar önemli. Bizim en büyük tanıtım elçilerimiz gönüllülerdir. Bizim adımıza, bizim faaliyette bulunduğumuz, hedef kitlemiz olan ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla bizim sivil toplum kuruluşlarımızın yapacağı çalışmalardır. En etkili çalışma. Hele hele Batı'da böyledir. Dolayısıyla bize eğer güç verilirse, bizim gibi dışarıda tanıtım faaliyetlerinde bulunanlara çok daha etkili, çok daha iyi çalışmalar yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Aramızda Türkiye Otelciler Federasyonu'nun değerli genel başkan yardımcısı, çok yakında inşallah o da başkan olacak, Sururi Bey var. Otelci, yıllardır da birlikte Aktop'ta da başkanlık yaptı.
Kendisiyle çok yurt dışı tanıtımlarında çalışmalara gittik geldik. Ben çok teşekkür ediyorum bu akşam. Corendon Hava Yollarımızın sahibi burada. Yani turizmciler bizim önemli bir partnerimiz. Dolayısıyla bize vereceğiniz her gücün bu şehre bir tanıtım çalışması olarak geri döneceğinden emin olabilirsiniz. Ben şimdi birkaç teşekkürle sözlerimi tamamlamak istiyorum, müsaade ederseniz. Ama bu teşekkürümü geçmeden önce aramızda bulunan misafirlerimi size takdim etmek, tanıştırmak istiyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım. 6 yıl önce Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde kendi bölgesel örgütlenmemizi, yani Akdeniz çanağındaki gazeteci örgütleri bir araya gelerek Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nu kurduk. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu sektörünün bölgedeki sorunlarına koşan bir federasyon. Bu anlamda aramızda bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim resmi üyemiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen Didem Gürses arkadaşım. Ben görmek istiyorum arkadaşlarım bu arada. Didem Gürses aynı zamanda federasyonumuzun genel başkan vekilidir. İlk kez bir federasyonda hem genel sekreter hem de genel başkan vekili, iki genel başkan vekilimiz var. Kadın gazetecilerden oluştu. Şevket Karahan, genel başkan yardımcımız, Isparta Cemiyet Başkanımız. Kürşat Tuncel, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Ali Cihangir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Ahmet Yetişen, genel başkan vekilim, Hatay Gazeteciler Cemiyeti. Aslan Deveboynu yolda, o da yetişmeye çalışıyor. Geldi mi? Aslan Bey, hoş geldiniz. O da yoldaydı. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Gaye Coşkun, genel sekreterimiz, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Ahmet Duran Yenigün, aynı zamanda Akdeniz Gazete Sahipleri Derneğimizin başkanı ve aynı zamanda da benim genel başkan yardımcım. İsmini unuttuğum kimse yok herhalde burada olup da. Bu arada Mersin'den, henüz daha üyemiz değil Mersin. Adım atıyoruz, flört ediyoruz. İnşallah yakında Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun üyesi olacak. Mersin'den meslektaşlarımız, cemiyeti temsilen burada yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Ben kendilerine bir alkış daha rica ediyorum. Yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada sponsorlarımız, bizim destekçi kuruluşlarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve sizden de onlar için gerçekten sonunda çok kuvvetli bir alkış rica edeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, geçtiğimiz sene burada Konyaaltı Belediye Başkanımız olarak oturuyordu. Bu sene Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak aramızda, bizim törenimizin önemli misafiri. Her zaman hem Konyaaltı'nda hem de Büyükşehir'e başkan olduktan sonra cemiyetimizin en büyük destekçilerinden birisidir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Murat Paşa, bizim cemiyetimizin de merkezinin olduğu ilçemiz. Murat Paşa Belediye Başkanımız, değerli Ümit Uysal. Her zaman kendi imkanları ölçüsünde cemiyetimize destek olmaktadırlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kepez Belediye Başkanımız herhalde yetişemedi. Hakan Başkanımız henüz daha salonda değil. Yine aynı şekilde cemiyetimizin her zaman destekçilerinden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız da aramızda değil, şehir dışında, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aksu Belediye Başkanımız aramızda, çok çok teşekkür ediyoruz destek ve ilgilerinden dolayı. Her zaman cemiyetimizi destekliyorlar. Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız, bizim de üyesi olduğumuz kurumumuz, her zaman desteklerini esirgemediler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Antalya Organize Sanayi Bölgesini temsil eden derneğimizin de her zaman bize katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanımız burada aramızda. Çok çok teşekkür ediyoruz Adnan Dere Başkanıma. Senatur bölgemizin önemli turizm taşımacılarından bir tanesi. Bu yıl destek verdiler cemiyetimize, ödül törenimize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yine turizmcilerimizden her zaman çok yoğun olmasa da, arada sistemlerimiz olsa da destek görüyoruz. Delfin Otel Grubu bu yıl bizi destekleyen önemli kurumlardan bir tanesiydi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şelale Termosos Hastanesi. Hastanelerimizle her zaman özel hastanelerimiz bize destek oluyorlar. Farklı senelerde farklı hastanelerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. En önemlisi gazetecilerin sağlığıyla çok yakından ilgileniyorlar. Çeşitli projeler yapıyoruz onlarla. Kalplerine baktırıyoruz, böbreklerine baktırıyoruz. Yani gözlerine baktırıyoruz ki en bizim meslek hastalığımızdır göz. Dolayısıyla ben şehirdeki bu kadar gelişmiş hastanelerimizin varlığına çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz özel hastanelerimizin desteklerine. Özdilek Park Alışveriş Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sahil Antalya, çok güzel bir sahil Antalya'mız var. Her Antalyalı'nın kullandığı. Çok önemli bu yıl cemiyetimizin yapmış olduğu bu ödül törenine destek verdiler. Aska Otel hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen önemli kurumlardan. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Gelen konuklarımızı ağırlıyorlar. Sıcak ev sahipliği yapıyorlar. Yine Hotel Su, şu anda içinde bulunduğumuz. Yine su otelinde mi yapıyorsunuz diyorlar. Daha biz törene karar vermeden soranlar oluyor. Burası bizim için geleneksel hale geldi. Başka yere de gidemiyoruz açıkçası. Kendimizi burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Çok buradaki çalışan bütün otelin görevlileri, kapıdaki güvenlikçiden içerideki hizmetlilere kadar hepsi seferber oluyorlar cemiyetimizin bu özel gecesinde. Biz de tabii Antalya'yı tanıtıyoruz ya, turist getirmeye çalışıyoruz ya, hakkını herhalde vermeye çalışıyorlar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine Akdeniz Üniversitemizin İletişim Fakültesi öğrencileri bugün bu salonda görev yapıyorlar. Onlar bizim çok önemli bir partnerimiz. Üniversitemizin fakültesiyle çok yakın işbirliği içindeyiz. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada sosyal medyamızdan buradaki ön hizmete kadar hepsinde İletişim Fakültemizin genç geleceğin gazetecileri görev aldılar. Biz ağabeylerimizi sahneye çıkaracağız. Onlar çalışmayacaklar, oturacaklar. Bugün biz onlara hizmet edeceğiz. Bir gün biz de onların yerine geçeceğiz dediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, genç arkadaşlarıma. Muhteşem Ajans ödül alan arkadaşlarıma çok güzel bir kalem yaptı. Dedi ki gazeteciye kalem yakışır dedi. İyi haberler yazmaları için dedi. Onlara birer kalem hediye etmek istiyorum dedi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ajansımıza. Evet, laptop mu vermemiz lazım dedi hocam. Bir dahaki sene, evet, bence de laptop verebiliriz. Evet, Antalya Ticaret ve Sanayi, Antalya Ticaret Borsamız bizim her zaman partnerimiz. Birçok konuda birlikte işbirliği yapıyoruz. Ticaret Borsamız bu akşam hem çiçekleri ödül alan arkadaşlarımın, misafirlerimin çiçeklerini gönderdiler. Konyaaltı Çiçek aynı zamanda bizim yine cemiyetimizin bir partneri. Evet, burada sona üç kurum bıraktım. Bir tanesi, tabii onları da sahneye alacağız, önemli programımızın içinde var. Corendon Hava Yolları, Sur Yapı, gerçekten biz 50 civarında genç arkadaşımıza burs veriyoruz. Hem bu projeleri yapıyoruz, hem bu ödül törenini yapıyoruz. Bu ödül törenlerinin kalan buraya yapılan bağışları da öğrencilere burs olarak döndürüyoruz. Dedi ki Yıldıray Karayer, çok teşekkür ediyorum, her zaman destek veriyor. Aynı şekilde Sur Yapı. Biz sizin bu yaptığınız eğitim faaliyetini çok kutsal buluyoruz. Geleceğe bir yatırım olarak görüyoruz. Bunun için bu ödül töreninin dışında onar öğrenciyi biz okutmak istiyoruz dediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve 20 öğrencimizin bu yılki eğitim öğretim bursunu bu iki kurumumuz üstlendi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onları daha sonra sahnede de bir
küçük kendilerine takdimimiz olacak. Tüm sponsorlara tek tek sahneye çağırıp plaket veremeyeceğiz. Ama ben tek tek kendi kürsüden hem teşekkür etmek istedim onlara ama bir kuruma özel bir teşekkürümüz var. Kanal V, Antalya'nın tek televizyonu. Şu anda Kanal V ekranları bizi dünyaya ulaştırıyor ve bu ödül törenimizi canlı yayınlıyor. Bu salondaki eğer beğendiyseniz sunumu tamamen Aktüel ve Kanal V hazırlıyor. Kanal V bizim üyemiz aynı zamanda. Kendileri Okan arkadaşımız sağ olsun Kanal V'nin sahibi ve yayın yönetmeni Mehmet Ali Törer arkadaşımız hep elini taşın altına koydu. Tüm ödül törenlerimize destek oldular. Ben kendilerine kocaman bir alkış rica ediyorum. Ve en büyük alkışı da baştan beri saydığım tüm sponsorlarımız için istiyorum efendim. Son olarak kurucularımızdan jüriyle bitirmek istiyorum. Kurucularımızdan aramızda meslek büyüklerimiz var. Bu yıl ilk defa Antalya Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde ve ödül kategorisine bir değişiklik yaptık. Aramızdan ayrılan kurucularımız adına ödülleri verdik bu sene. Hem onları anmak hem de vefa duygumuzu yerine getirmek adına her kaybettiğimiz üyemiz adına bir ödül vereceğiz bu akşam. Yani alınmış olan, dereceye girmiş olan ödüllere kaybettiğimiz kurucuların ismini verdik. Bu yıla mahsus özel bir durum. Dolayısıyla ben bu vesileyle aramızdan ayrılan ve bizim burada olmamızı sağlayan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli kurucularını saygı, minnet ve onları özlemle anıyorum. Ben aramızda tabii sağ olan kurucularımız var. Sayın Ahmet Döktök, Sayın Cevat Alp'i görüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayatta olan Kenan Değer, Ahmet Döktök, Cevat Alp, Erdoğan Kahya, Ankara'da Mustafa Yoldaş ağabeyim var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu geceye her zaman onlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Ve son olarak jüriye teşekkür ediyorum. Jürimiz bizim ulusal bir meslek taşlarımızdan oluşuyor, jüri üyeleri. Dolayısıyla her yıl kendi içimizde, kendi kendimize ödül veren bir yapı olmayalım diye Ankara'dan, İstanbul'dan mesleğinde önemli meslektaşlarımızı, tarafsız olan meslektaşlarımızı önlerine eserleri koyuyoruz. Ben dahi jüride yer almıyorum. Gerçekten yer almıyorum. Çünkü benim kendi üyelerimin yarıştığı bir yarışmada bizim jüride olmamız doğru bir şey değil. Objektif bir değerlendirme midir, değil midir? Tabii ki takdir meslektaşlarımın biraz sonra sahneye çıkacak ödülleri gördüğünüzde takdir sizin olacak. Ama ben değerli jüri başkanımız Osman Altınışa'a, Sabah Ankara yayın yönetmeni, çok, çok teşekkür ediyorum. Rıza Özel, Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı, bizim üyemiz, gururumuz kendisi. Her yıl jürimizde yer alıyor, artık kadrolu jüri oldu, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Atik, ATV Haber, Ankara Haber Koordinatörü. Çok teşekkür ediyorum jüride görev alarak bu önemli geceye de katkıda bulundukları için. Sibel Bitecik, Demirören Haber Ajansı Yurt Haberler Müdürü. Sibel de bizim üyemiz. Aynı zamanda Antalya'dan İstanbul'a giden bir meslektaşımız. Dolayısıyla bu sene jürimizde yer aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve Gaye Coşkun, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, bizim kardeş kuruluşumuz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim, törenimiz süresince eğer hatalarımız, kusurlarımız olursa lütfen bağışlayın. Böyle törenlerde hem konuşmacıların hem törenin akışında bir takım ufak tefek kusurlar olur. Onu da bir nazarlık olarak kabul edeceğiz. Ben hepinize bu özel geceye, bizim için çok kıymetli saydığımız bu onur gecemize, ödül gecemize katıldığınız için ayrı ayrı tek tek saygı, hürmet ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Çok uzattım değil mi? Estağfurullah. Bakışından anladım ben. Estağfurullah. Tamam. Peki. Senede bir defa buradayız. O yüzden biraz uzadıysa kusurumuza bakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize şahsım ve salonda bulunan, burada olmayan tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Efendim bir orkestra düşünün. Birbirinden çok sesli enstrümanlar vardır. Ama bir maestro vardır, sahneye çıkar ve orkestrayı çok güzel bir şekilde yönetir. İşte bizim Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mevlüt Yen de güzel bir orkestra şefi, çok da güzel ahenkli konuştu. Ben bir kez daha kendisine destek ve moral alkışı rica ediyorum Sayın Başkanımıza. Efendim gelen telgraflar var, hemen hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Basın Yayın ve Gazetecilik Başarı Ödülleri ile Hasan Özkay Yılın Fotoğraf Ödülleri için düzenlediğiniz ödül töreninize nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden belirlenmiş programlarım nedeniyle davetinize icap edemiyorum. Düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diler, ödül alan gazetecilerimizi tebrik eder ve takdir ederim. Bu vesileyle tüm misafirlere selam ve hürmetlerimi sunarım. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kendisine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok arzu etmeme rağmen yoğun programım nedeniyle Basın Yayın ve Gazetecilik Başarı Ödülleri ve Hasan Özkay Yılın Fotoğraf Ödülleri törenine katılamıyorum. Ve şahsınızda size ve şahsınızda tüm davetlere sevgiyle selamlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İbrahim Aydın Antalya Milletvekilimiz teşekkür ediyoruz. Kemal Çelik Antalya Milletvekilimiz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aydın Özer Antalya Milletvekilimiz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Avukat Cavit Arı, CHP Antalya Milletvekili teşekkür ediyoruz. Firdun Başı, İyi Parti Antalya Milletvekilimiz teşekkür ediyoruz. Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekilimiz kendilerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, 20 yılı aşkınlık siyasi hayatında başarılı çalışmalara yenilerini ekleyen, ben sen yok, biz varız diyerek Gazi Paşa'dan Kaş'a, Kaş'tan Elmalı'ya kadar hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışan ve bugün bizimle birlikte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceği alkışlarınızla kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, Sayın Başsavcım, çok kıymetli başkanım, Sayın Rektörüm, kısacası kıymetli hazırın, cemiyet başkanlarımız, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Antalya dışından gelen çok kıymetli konuklar, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi özel, güzel bir akşamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül töreninde aranızda olmaktan büyük mutluluk duydum. Sevgili Mevlüt Yeni arkadaşımı öncelikle yönetimiyle beraber tebrik ediyorum, kutluyorum. Az önce şahsımla ilgili de söyledi. Daha önce 25 yıllık siyasi hayatımızda biz basın mensubu arkadaşlarımızla mesai arkadaşı olduk. Gece gündüz demeden bizlerin hizmetlerini sevgili hemşehrilerimize duyurdu. Bugüne gelmeme vesile olmuştur sevgili hemşehrilerim Antalyalılar gibi gazeteci dostlarımla. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucularıyla, duayenleriyle hep birlikte Antalya'mız için güzel şeyler yapmaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri dediği gibi, Antalya'mıza başta Sayın Valimiz olmak üzere iktidarıyla muhalefetiyle, yerelde iktidarıyla muhalefetiyle, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte Antalya için çalışmalar yapmaktayız. Bunu da sevgili gazeteci dostlarımızın da sayesinde yapıyoruz. Ve ben bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldumsa, sevgili Antalyalıların, hemşehrilerimin ve aynı zamanda da gazeteci dostlarımın destekleriyle bugünlere geldim. Geçenlerde İzmir Turizm Fuarı'na gittik. İzmir Turizm Fuarı'nda Sayın İzmir Valimiz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşma yaptı. Bu yıl turist sayısıyla ilgili 1.050.000 turist sayısına ulaştık dedi. Bir kez daha Antalya'mızla gerçekten gurur duydum, onur duydum. Ve biz 16 milyon, 4 milyon yerli turist, 22 bin,
2.426.000 nüfusuyla, yani yaklaşık 22,5 milyona, başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızla, vekillerimizle hep birlikte Antalya'mız için çalışıyoruz. Ve böylesi bu güzel Antalya'mızda bir kez daha gurur duyduk ve bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bizim ayrımız gayrımız yok, hepimiz Antalya'da. Siyasi dönemler, seçim zamanları tamamlandı ve bundan sonra da hep birlikte Antalya'mız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada ödül alan bütün gazeteci dostlarımı, aynı zamanda fotoğrafla ilgili ödül alan arkadaşlarımızı da kutluyorum. Gecemizin güzel geçmesini diliyorum. Bir kez daha başta Sayın Mevlüt Yeni olmak üzere bütün yönetimine ve bütün burada bulunan kıymetli hazırına tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayın Yeni bir saat konuştu. O bakımdan biz biraz kısa konuşmamız lazım. O bakımdan ben gecenin tekrar güzel geçmesine vesile olan, katkı koyan bütün sponsorlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizler de teşekkür ediyoruz. Ve bugüne kadar sunmuş olduğu desteklerin, biz buradayız diyoruz, desteklerin devamını diliyoruz Sayın Başkanımızdan. Efendim, yıllar yıllar önce bürokrat denilince makamında oturan, bürokrasiyi makamında yöneten bürokrat anlayışı vardı. Fakat Antalya'mıza öyle bir vali geldi ki her zaman yanımızda. Yaşadığımız sorunları, sıkıntıları yerinde inceleyerek çözüme kavuşturan, yazılı ve görsel basınımızla iyi kötü günlerinde birlikte olarak bu bildiğimiz alışılagelmiş bürokrat anlayışını değiştiren, adeta devlet baba şefkatini her zaman bize hissettiren Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nu alkışlarınızla kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya Gazeteciler Cemiyetimizin değerli başkanı, yöneticileri, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun başkan ve yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, değerli konuklar, bu akşam benim 4. Antalya Yılın Gazetecilik Ödül Töreni'ne katılmam, her sene bir günde olsa gazeteci dostlarımızın başarısını alkışlamak, onları tebrik etmek için bir araya geliyoruz. Buna cemiyetimiz vesile oluyor. Ben her şeyden önce Antalya Gazeteciler Cemiyetimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu akşam ödül alan almayan, bu kente hizmet eden, bütün basın yayın kuruluşlarımızda çalışan gazeteci arkadaşlarımızı, hasreten bu akşam ödül alan arkadaşlarımızı kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, hep söylenir, gazetecilik zor iş, gerçekten zor iş. Gecesi gündüzü yok, tatili bayramı yok. İşte bayramda da bayram gazetesi çıkararak halka hizmet etmeye devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık, büyük bir emek, büyük bir çalışma, gayret. Biz de senede bir gün bu dostlarımızın bu başarısını ayakta alkışlayalım, onları kutlayalım diye toplanıyoruz aslında. Değerli arkadaşlar, hep söylenir söyleriz. Biz kamu hizmeti sunanların en büyük yardımcısı, basın yayın kuruluşlarına çalışan arkadaşlarımız, gazeteci dostlarımız, aslında onlar da kamu hizmeti sunuyorlar bizlerle beraber. Bakın, bu kent 2019'da, az önce başkanım da ifade etti, çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Aralık ayındayız, aralığın 15'i oldu. Turizmden tarıma, ticaretten teknolojiye, eğitime, sağlığa kadar her konuda başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Elbette ki bu başarının altında bu kentte yaşayan herkesin çok ciddi emeği var, gayreti var, çalışması var. Ama gazeteci dostlarımızın da bu başarıda çok büyük emeğinin olduğunu, katkısının olduğunu lütfen unutmayın. Az önce Mevlüt Başkan şeyi izletirken, yerel basın hepimize lazım mıydı slogan başkanım? Gerçi orada başkanıma bir espri yaptım bir arkadaşla ilgili. O lazım değil dedim, biraz sonra kulağına söyleyeceğim onun da kim olduğunu.
Gerçekten yerel basın çok önemli arkadaşlar. Bu kenti hem Türkiye hem dünyaya doğru anlatabilmek için bizim elimiz, kolumuz, gözümüz, her şeyimiz yerel basın. Yerel basına verilecek destekler de onun için çok kıymetli ve değerli. Zaman zaman Antalya'da yerel basından serzenişler duyuyorum. Bana da şikayetlerini iletiyorlar. Gerektiği kadar destek göremediklerinden, zorlandıklarından, gazetelerini çıkarmakta artık zorlandıklarından şikayet ediyorlar. Ne olur bu salonda olan olmayan, sesimizi duyan herkes lütfen Antalya'da yaşayan, Antalya'da yaşamaya çalışan yerel basın kuruluşlarımıza destek olalım arkadaşlar. Biz belki farkında değiliz. Hepimiz kendi işimizde, gücümüzdeyiz. Ama arkadan büyük bir desteğin, büyük bir gücün olduğunu da unutmayalım. Değerli dostlar, Antalya'da biz önemli projeler yapıyoruz, kampanyalar yapıyoruz. Tabii en büyük destekçimiz yine Antalya Gazeteciler Cemiyeti. Az önce Mevlüt Başkanım ifade etti. Biz geçen sene Türkiye'ye ölümle tokalaşma demiştik. Bu sahte tokaların artık arabalardan kaldırılması ile ilgili büyük bir kampanya yapmıştık. Aslında biz kampanyayı Antalya için düşünmüştük ama Antalya'daki basın yayın kuruluşlarımız, gazetecilerimiz, toplumun sahiplenmesi, Türkiye'nin sahiplenmesiyle ulusal bir kampanyaya dönüştü. Ölümle tokalaşma kampanyası. Ve çok ciddi geri dönüşlerini aldık. Yani şu anda çok ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Özellikle bu sahte tokaların üretilmesinden, satılmasından kullanımına kadar. Bütün paydaş kuruluşlarımız bize destek oldu. Oradan aldığımız cesaretle 2019'da yeni bir kampanya yapalım dedik. Yine Antalya'nın çok sorunu olan, çünkü Antalya Türkiye'de motosiklet, kişi başına düşen motosiklet bakımından birinci sırada arkadaşlar. Ve son 4 yılda trafik kazalarından hayatını kaybedenlere baktık. 65 vatandaşımız motor kazasına karışan ve kask olmadığı için hayatını kaybeden vatandaşımız var son 4 yılda. Bu büyük bir sayı arkadaşlar. Bir can bile çok kıymetliyken 65 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi çok kıymetliydi. Buna duyarsız kalamazdık. Yine paydaşlarımızla oturduk, güzel bir kampanya yaptık. Sonra ben Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e götürdüm projeyi. Dedim Sayın Bakanım, böyle projemiz var. Eğer lütfederseniz gelin Antalya'da bunu beraber tanıtımını yapalım. Lansmanını beraber yapalım ve Türkiye'ye mal olsun bu proje. Projeyi karıştırdı. Dedi ki ya Sayın Valim, bugün moralim bozuktu. Faydalı bir iş yapmadım diye üzülüyordum. İyi ki bu projeyi getirdim. Bugün moralimi kurtardın dedi. Ve sonra sağ olsun geldi Antalya'da. Burada tanıtımını yaptık. Hayatıma kastım yok, kaskım var. Hayatı kafama takıyorum diye. Çok güzel bir kampanya oldu. Kampanya devam ediyor arkadaşlar. Destek olmaya devam edin. Hem Mevlüt Başkanımın az önce sunmuş olduğu yerel basın hepimize lazım kampanyasına, hem bu hayatıma kastım yok, kaskım var, hayatı kafama takıyorum kampanyamıza destek olmaya devam edin lütfen. Gazeteciler Cemiyetimiz işte bu kampanyamıza da çok ciddi destek verdi. Zaten ana paydaşlarımızdan bir tanesiydi her zaman olduğu gibi. Ben tekrar bu güzel gecede bulunmaktan, gazeteci dostlarımızın başarısını alkışlamak için burada bulunmaktan mutlu olduğumu, memnun olduğumu ifade ederek bu akşam ödül alan dostlarımızı tekrar kutluyorum. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bırak. Sayın Valimizi bırakmıyoruz efendim. Ve Cemiyet Başkanımıza ben sahneye davet ediyorum hemen. Biraz evvel Sayın Başkanım da ifade etti. Dedi ki biz Türk dünyası ile, Azerbaycan ile, Rusya ile, Hollanda ile, Çin ile beraber ortak projeler yapıyoruz. Ortak paydalarda buluşuyoruz. Ve efendim, bugün de bu mutluluğu, bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ve şu anda aramızda olan onur konuklarımız var. Ben alkışlarınızla onları sahneye davet etmek istiyorum. Kırgızistan Parlamentosu Radyo Televizyon Başkanı Sayın Indira Kuralbekova ve Kırgızistan Kültür Dili Temsilcisi ve Ulusal Gazete'nin Kültür Editörü Elvira Kekeva'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Buyursunlar lütfen.
ve kendilerine sunmak üzere bizlerin sertifikaları ve çiçeklerimiz olacak. Sayın Valimizden, Sayın Cemiyet Başkanımızdan rica ediyoruz takdim etmelerini. Efendim, gelirken sağ olsunlar, elleri boş gelmemişler. Onların da Sayın Başkanımıza bir hediye takdimleri olacak. Ama öncelikle kısaca düşüncelerini almak isteriz efendim. Kutman, gününüzdür menen urmatuu bugünkü saltanattın katışuuçuları, urmatuu bizdin kesiptestir. Birinciden uşul Antalya şaarında ötüp jatkan çoğ iş çarağa Кыргызстанды дагы өкүл кылып чакырганыңыздар үчүн сиздерге жана Мевлют бей сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сайын валимиз, сайын беледе башканларым, дээрли гезеттер жемиетинин башканы, кийметли мисафирлерибиз, бурада башта бизди булмамызды саалаган Мевлют бейге чок тешеккүр эдерибиз. Кыргызстандан сизлерге чок селемлер болсун. Кыргызстан жана Түркия буга чейин саламаттыкты сактоо, билим берүү жана туризм, экономика тармагында кызматташып келсе, бүгүнтөн баштап медиа тармагында дагы эки тараптуу кызматташууга жол ачылды. Биз буга ыраазычылык билдиребиз. Биз өнчөдөн тек башлыча культур, санат, туризм ве саалык конуларында чалышмаларда булунмуштук. Шимди медиа конуларында бирликте чалышмак үзере Gazeteciler Cemiyeti ile yürüteceğimiz ortak projelerde Kırgızistan-Türkiye dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmek istiyoruz. Жана кыргыз элинин ушул таанымал инсандары болгон улуу Манас атабыз менен Чыңгыз Айтматовдун мекенинен биз сиздерге куру келбей, аз да болсо бир аз өзүбүздүн белектерибизди алып келдик эле, ошону сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биз сиздерге Тешекүр макетинде биздин Манас бабамыз ве дүйнөдө билинген кыйметтүү жазарыбыз Чыңгыз Айтматовдон олушан чечетли хедиелерибизди тагдим этмек истиёбуз. Хедиелерибизди kardeşliğimizi sembol olarak kabul etmenizi diliyoruz. Bu sürüttü ulu Manas atağızdın esteligi düşürülgün. Bu Kırgız elinin çoğun sıymığı. Mına uşu sıylıktı sizge tapşırıp koyuğa ruhsat etiniz. Manas babamızın heykeli size vermek istiyoruz. Mevlüt. Bana mı? Valimize. Valimize. Valimize, valimize. Size Sayın Valimiz size Cengiz Aytmatov'un kitabı. Kamçı da size. Kamçı da mı? Şimdi Kırgızistan'dan çok misafirimiz geliyor. Her seferinde kamçı getiriyorlar. Geçen bir tanesini espri yaptım. Dedim ki her seferinde kamçı getiriyorsa at getiren yok. Dedi ki Sayın Valim ne zaman Bişkek'e gelirsin o zaman ata bindirir seni göndeririz dedi. Yani hazır cevaplılıkta da maşallahları var Kırgızların. Teşekkür ediyorum. Canışında öyle терең ыраазычылыкты биз ушул Анталия гезиттер жамаатынын төрагасы Мевлют Ени мырзага Кыргызстандын атынан медиа тармактын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы эки өлкөнүн ортосундагы медиа тармагындагы кызматташтык өзүнүн максатына жетет деген ойдобуз. Тешекүр эдерим. Бу гүзел эткинликте бизди бурада онурландыран газеттер жамияты башканы Мевлют Yeni beyefendiye çok teşekkür ederiz. Kırgızistan-Türkiye dostluğunu, kardeşlerini pekiştirmek istiyoruz. Size hediyemiz.
çiçeklerimizi de verelim istersen. Efendim bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet efendim. Hayatın gerçeklerini yazılı ve görsel basında bulunan buradaki değerli arkadaşlarımız tarafından öğreniyoruz. İstiyoruz ki hep güzel haberler alalım. Fakat hayat öyle değil. Bazen acı, bazen tatlı. Çocuk istismarları, kadın cinayetleri gibi. Bunların son bulmasını istiyoruz. Ve hepimizin temennisi ve isteği de bu. İşte bunun için de eğitim olmazsa olmazlarımız arasında. Antalya Gazeteciler Cemiyeti eğitim öğretime çok büyük önem veriyor. Adeta önceliklerinin ilkini eğitim ve öğretim oluşturuyor. İşte 2006 yılında başlayan, Sayın Başkanımız Mevlüt Yeni tarafından başlatılan burslarımızla birçok kardelenimize eğitimde katkı sağlandı. Kardelenler bizlerin bugünü ama yarını ve aynı zamanda geleceği. Bugün aramızda bu projemize destek veren ama tam anlamıyla destek veren kurumlarımızın değerli temsilcileri var. Ve ben şimdi ilk olarak Sur Yapı Antalya Satış Müdürü Sayın Esin Gökçen'i sahneye davet ediyorum efendim. Ve değerli plaketini vermek üzere de Sayın Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan'ı sahneye alkışlarınıza davet ediyorum. Plaketlerimizi ve ödüllerimizi vermek üzere. Ortaya doğru alalım sizleri. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızın daha güzel fotoğraf karelerine sahip olmaları için. Sayın Vekilimize ve Sayın Sur Yapı Antalya Satış Müdürü Esin Gökçen'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve alkışlarla yerlerine uğurluyoruz efendim. Evet yine eğitime katkı sağlayan sağ olsunlar desteklerine devamını bekliyoruz her zaman. Korandon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldıray Karayeri alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve ödülünü vermek üzere de Sayın Milletvekilimiz Hasan Subaşı'yı alkışlarınızla kürsüye teşhirlerini arz ediyorum efendim. Plaket ve çiçek takdimimizi sunmak üzere. Sayın Milletvekilimiz tarafından Korandon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldıray Karayeri plaketimizin teşekkürümüzü arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, kanal ve ekranlarından canlı olarak izleniyoruz. Buradan da tüm kanal ve izleyicilerine teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım. Ve Aktüel Şirketler Grubu, Kanal ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi Sayın Okan Kaya'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Desteklerinden dolayı teşekkür belgesini almak üzere. Ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek Beyefendi'yi hem plaketi hem de çiçeğimizi takdim etmek üzere sahneye tekrar arz ediyorum efendim. Başkanımıza ve Okan Kaya Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet birazdan ödül törenine geçeceğiz. Sizler de bizim gibi heyecanlısınız mutlaka. Ama hemen öncesinde titizlikle çalışan, hani deriz ya kılı kırk yaran bir jürimiz vardı. Ve ben şimdi alkışlarınızla o değerli jürimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sabah gazetesi Ankara yayın yönetmeni ve jüri başkanı Sayın Osman Altınışık alkışlarla sahneye geliyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Sayın Rıza Özel. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Vekili Meriç Müldür, Demirören Haber Ajansı Görüntülü Yurt Haberler Müdürü Sibel Bitecik, A Haber, ATV Ankara Haber Koordinatörü Sayın Fatih Atik ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Gaye Coşkun'u alkışlarla buraya davet ediyorum. Ve teşekkür belgeni sunmak üzere de Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerini alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim ben. Tüm değerli yönetim kurulumuzu, birbirinden değerli jüri üyelerimize belgelerini vermek, teşekkür plaketlerini sunmak adına
Evet, Antalya Gazeteciler Cemiyetimizin değerli yönetim kurulu üyeleri de buraya geliyorlar hızlı bir şekilde. Evet, kendilerini görüyoruz. Efendim Rukiye Benek, Haçmet Öyken, Mehmet Şifa Çiçek, Salim Uzun, İdris Taş, Cafer Eser, Rasim Gündüz, Ersin Aydın, Ahmet Demir ve Muhammed Ahmet Öcal. Evet. Ve her zaman olduğu gibi Antalya'da kırmızı alarm dahi verilse, sel de fırtına da olsa değerli basın mensupları her zaman çalışmaya devam ediyorlar. Onların da efendim birliklerine sağlık. Efendim Gaye Hanım, evet Alanya'dan boş gelmemiş. Gaye Hanım da bir hediye getirmiş. Bir mikrofon hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Gaye Coşkun ödülüyle gelmiş, hediyesiyle gelmiş daha doğrusu. Şimdi mikrofonu alabilir miyim arkadaşlar? Mikrofonumuzu. Aman. Ben burada. Medya Nazar'a geldi Medya. Hemen buyurun. Tabii çok güzel bir tören hazırlanmış. Medya Hanım da çok emeği oldu. Bu heyecanı yaşaması çok doğal sanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Ödül alan tüm tabii ki meslektaşlarımı da tebrik ediyorum. Nice nice başarılar diliyorum herkese. Biz Alanya, biraz önce Mevlüt Bey söyledi, kardeş cemiyetiz. Kardeş cemiyet olarak çift yönlü logonun bulunduğu bir su kabağı hediyesi getirdik. Kardeşliğimiz en azından yaşasın Mevlüt Bey'in ofisinde diye. Tabii Alanya'nın geleneksel bir hediyesi bu. Çok fazla belki bilinmiyor. Evet, bir abajur olarak kullanılıyor ama tamamen el işçiliği. Dolayısıyla bu yönüyle de değerli. Bir taraftan da Alanya su kabağını tanıtmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere nice başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu kabağın üzerinde de nazar boncukları var. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize nazar gelmesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Alanyalıyım. Alanyalı olmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Efendim biz de sayın cemiyet başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sırası gelmişken burada ben gerçekten yürekten bir alkış rica ediyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti, evet, can siperane çalışıyor. Birçok çalışmayı gerçekleştiriyor. Nazar çıktı diyelim. Ve bu çalışmaların arkasında aslında görünmeyen gizli kahraman Medya ablamıza ben yürekten bir alkış istiyorum. Gerçekten herkesin gönülden alkışmasını istiyorum. Ve sahneye davet ediyorum. Buradaki herkes adına da öpüyorum efendim kendisini. Teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel ablacığıma. Görünmeyen kahraman işte efendim başlı başına bir ordu. Cemiyet başkanımıza sahneye davet ediyorum ben. Efendim Çiçek, evet. Ablacığım senden güzel değil ama bir çiçek. Sağ olsun Medya ablamız. Allah başımızdan eksik etmesin Medya ablamızı. Çok teşekkür ederiz. Ayağına yüreğine sağlık ablacığım. Ve diyoruz ya burada biz bizeyiz. O yüzden evet, artık heyecanı şöyle biraz yarıya indirelim. Yavaş yavaş ödüllerimize geçelim istiyorum. Sayın Valim de uygun görürlerse. Efendim yazılı basında yılın gazetecileri ödüllerine başlıyoruz. İlk ödülümüz. Ve Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi sözlerinin başında Vefa Ödülü. Hayati Tunger Haber Ödülü. Kazanan Fıtığına Rot Balans Ayarı başlığıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Suat Metin'i alkışlara sahneye davet ediyorum ben. Bel Fıtığına Rot Balans Ayarı'yla Suat Metin İhlas Haber Ajansı'ndan ve ödülü vermek üzere de öncelikle ben Tunger ailesinden Canan Tunger, Canan annemizi görüyorum. Ben Canan anneyi de sahneye davet etmek istiyorum ve Canan annemiz gelirken de ödülü takdim etmek üzere Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nu bir kez daha arz edeceğim efendim yüksek müsaadeleriyle ve ödülleri de arkadaşlarımızdan alalım. Efendim Canan Tunger ama biz onu Canan anne olarak bağrımıza basıyoruz, seviyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Ve Sayın Valimizden ödülleri takdim etmesini Canan annemize de.
onur belgesini Canan Tungar hanımefendi takdim ediyor. Sayın Valimiz de değerli arkadaşımıza bel fıtığında Rod Balance ayarı başlıklı haberiyle İhlas Haber Ajansı'ndan Suat Metin Hayati Tungar Haber Ödülü'nü sahip oluyor, kazanıyor. Başarılarının devamını diliyoruz değerli arkadaşımıza. Evet, alkışlıyoruz efendim. Canan anne, duygularını alabilir miyiz? Gerçekten çok heyecanlıyım. Hakikaten bir vefa örneği. Yürekten kutluyorum. Gazeteciliğin bir meslek olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bu bir yürek işi, bu bir sevgi işi. Hepinizi candan kutluyorum. Evet, Sayın Valimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Canan Tungar hanımefendiye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki, tamam. Efendim ben de böyle çift mikrofonla sizlere hitap edeceğim. Efendim diğer bir ödülümüz, araştırma inceleme. Naci İlhan, araştırma inceleme dalında ödüle layık olan değerli gazeteci arkadaşımız. Batıktan çıkan kahraman, insanlık dolu destan, Paris'in ikinci batırılışı, insanlık kişiliğiyle değerlendirilir. Ayağa kalkan Antalya ve batık tarihimiz, Hilal Gazetesi. Okan Dilek, alkışlarınızla ben sahneye davet ediyorum Okan Bey'i. Ve ödülünü vermek üzere de Antalya Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Başkan'ı tekrar sahneye arz ediyorum efendim. Buyursunlar. Evet. Değerli arkadaşlarımızdan rica ederim. Sayın Vekilim, hemen geldi efendim. Belgemiz, plaketimiz ve çiçeğimiz. Sayın Okan Dilek, Naci İlhan Araştırma ve İnceleme Dalı'nda ödüle layık görülen değerli gazetecilerimiz. Ve Sayın Vekilim, düşüncenizi alalım Sayın Vekilim. Öncelikle bu güzel organizasyon için hakikaten Mevlüt Yeni kardeşime çok tebriklerimi sunuyorum. Karda, buzda, yağmurda, çamurda, bazen cehennemin sıcakta, kantar içinde, haber peşinde gösteren, koşan habercilerimizi, emektar kardeşlerimizi burada saygı ve minnetle anıyorum. Biliyorsunuz bir bütçe görüşmeleri vardı. Ben dün Sayın Genel Başkanımıza uğradığımda dedim ki Antalya Gazetecilerin ödül töreni var. Dedi ki gidin, selamlarımızı iletin. Onlar haber peşinde koşan ve bizim kıymetlilerimizdir. Selamlarımı iletin dedi. Ben de size selamlarını iletmek istiyorum burada. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ilan gazetecilerimizin yaşaması için en önemli nokta onların girdilerin ucuzlatılması, ilanların hakça dağıtılması. Ve ben de burada Antalya milletvekiliniz olarak meclisin ilk açıldığında yerel basınımızın, yerel medyalarımızın, gazetelerin, televizyonlarımızın KOBİ statüsüne alınması için ben Sanayi Ticaret Komisyonu üyesiyim. Ve inşallah bunun için ilk önergeyi yılbaşında vereceğim ve emektarlarımıza elimizden gelen ne varsa her türlü desteği göstereceğiz diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii. Ben bu ödülü çok değerli üstadımın yapmış olduğu bir çalışmanın incelemesi sonucu aldım. Batıktan çıkan tarih Mustafa Ertuğrul'un hayatı. Ben bir Türk zabitiyim adlı kitabının incelemesini yapmıştım. Bunu kamuoyunun, okurlarımızın, Antalyalıların gerçekten okuması gerektiğini, bilmesi gerektiğini, yakın Antalya'nın bu tarihine yakın ilgi göstermesini istedim. Ancak bu kitabımız sınırlı sayıda Muratpaşa Belediye'mizin yapmış olduğu bir çalışmayla kendilerine gelen ziyaretçilere verdiği takdim ettiği bir sınırlı sayıda bir kitap oldu. Ne kadar ulaşabildik? Gerek internette gerek gazetemizde yapmış olduğumuz çalışmada. Ben bu kitabı okuduktan sonra Mustafa Hocam'ın, Mustafa Aydemir Hocam'ın yanına büyük bir heyecanla gittim. Hiç haberi olmadan sabahın erken saatinde kapısında bekledim. O da şaşırdı. Hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hocam mutlaka sizinle görüşmem lazım dedim. Ben sordum, o cevapladı. Ben sordum, o cevapladı. Ben sordum, o cevapladı. İnceleme yazımız da böyle yol aldı. O kitabı okuyanın, ben okudum. O kitabı okuyanın Antalya'da
yaşayanların ne kadar şanslı bireyler olduğunu inanacağını düşünüyorum. Ben kendimi öyle hissediyorum. Çok şanslı hissedecektir Antalyalılar, Antalya'da yaşayanlar. Antalyalı değilim ama iyi bir Antalyacı olduğumu düşünüyorum. Bu arada Konyaaltı Belediye Başkanımızdı, sevgili Muhittin Böcek Başkanımız. Bu projenin bir diğer belediyemiz tarafından başlatıldığını söyleyince biz yeni projeler yapmak isteriz dedi. O zaman size yeni bir proje söyleyelim başkanım. Dünyada uzaydan görülen tek Atatürk portresi, dağdan bakan gözler, Erzincan'ın Kesiş dağlarında Mustafa Aydemir hocamın yapmış olduğu, bin bin emekle yapmış olduğu bir çalışma. O kitabı sahip olmanızı isterim ve size gelen misafirleri de dağıtmanızı arzu ederim. İlginize şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler de Okan Dile'ye teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Başarılarının devamını diliyoruz. Hemen mikrofonu uzatıyorum. Ve efendim diğer bir ödülümüze hızlı bir şekilde gidelim. Böyle heyecanımız da yavaş yavaş yatsın. Diğer bir ödülümüz. Saadettin Tunca röportaj dalında ödül kime gidiyor? X-Large magazin dergisinden. Hayat bitti denilen yerde başlar ve iki kişi paylaşıyor. Ödüller paylaşıldıkça daha da güzelleşir. Pelin Köksal'ın Aylin Ayaz Yılmaz efendim. Alkışlarınızla ben ikisini sahneye davet ediyorum. X-Large magazin dergisinden Hayat bitti denilen yerde başlar ve ödülü vermek üzere de. Evet, hanımefendiler buraya gelirken alkışlarla. Ödülü vermek üzere Antalya Milletvekili Sayın Hasan Subaşı'yı ben tekrar sahneye arz edeceğim efendim. Sayın vekilimizi. Ödüllerimizi takdim edelim efendim sayın vekilimize. Arz ediyoruz takdimimizi. Teşekkür ediyoruz. Ve ben sayın vekilinden birkaç kelam almak isterim. Duygu ve düşüncelerini almak isterim. Çok zorlu şartlarda bu mesleği sevdayla sürdüren, gönüllülük esasına göre sürdüren bütün basın emekçilerini kutluyorum. Tebrik ediyorum huzurunuzda. Sayın milletvekilimiz bir önerge vereceğini söyledi. Çok gerekli bir önerge. Çok doğru. Biz bugüne kadar ne önerge vermişsek hepsi reddolduğu için onun takipçisi olacağımızın ben de sözünü veriyorum huzurunuzda. Ben de hemen o önergenin destekçisi olmayı buradan vaat ediyorum. Bu zor şartlarda bütün emekçileri tebrik ediyorum ama bunların içinden bir de başarı hikayesi çıkaran arkadaşlarımızı, basın dostlarını tekrar ayrıca tebrik ediyorum. Keşke basın özgürlüğü endeksinde dünyada son 10 yılda 157'ye düşmeseydik. O çok gerçekten bütün Türkiye'nin sorunu. Gambiya 90'dan 30'a yükselirken bir Afrika ülkesi Etiyopya 110'dan 40'a yükselirken bizim basamak kaybetmemiz çok üzüntü verici. Basının ve hepimizin siyasetin de sorunları içinde umarız ki sizlerin de gayretleriyle biz de tırmandırma gayretinde olalım. Hepimiz elimizden geleni yapalım. Ben tekrar tebrik ediyorum cemiyetimizi de. Her zaman bu arkadaşlarımızın, emekçilerin peşinde ve destekçisi olduğu için de ayrıca kutluyorum. Hepinize saygılar sunarım. Sayın vekilimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizleri alkışlarla yerlerinize uğurluyoruz efendim. Ve diğer bir ödülümüzle devam edelim. Güncel yazı dalında ödülü kazanan bazı sözler kurşun gibidir. Körfez gazetesinden Engin Korkmaz efendim. Alkışlarınızı Engin'i görüyorum. Buraya doğru geliyor. Ve ödülü vermek üzere de yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye arz edeceğim efendim. Bugün Sayın Başkanımızı yorduk diyeceğim ama yorulmaz bizim başkanımız. Hemen ödüllerimizi de takdim edelim. Bazı sözler kurşun gibidir. Evet, Körfez Gazetesi Engin Korkmaz efendim. Güncel yazı dalında
ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin elinden alıyorlar. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Engin'cim başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Efendim değerli protokolü sürekli sahneye arz ediyoruz. Onlara spor yaptırıyoruz ama spor dalında da ödül alan bir gazeteci arkadaşımız var. Kim almış? En fanatik okul. İhlas Haber Ajansı'ndan Sayın Suat Metin. Tekrar alkışlarla ben sahneye davet ediyorum Suat Metin'i ve ödülü vermek üzere de Antalya Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Halil İnal ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sayın Orhan Özdemir'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli arkadaşlarımızdan da Sayın Başsavcımıza ve Sayın Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanımıza belgemizi, bereketimizi takdim etmesini rica ediyorum. Evet, Sayın Başsavcımıza, Sayın Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımıza çok çok teşekkürler. Suat Metin'de başarılarının devamını diliyoruz. Efendim şöyle baktığımızda para deyince aklımıza ekonomi geliyor. Para olmadan da olmuyor, biraz da duygusal olmak lazım. Ekonomi dalında haber kazanan değerli arkadaşımız. Tarımda büyük kaçış, Hürriyet Akdeniz, Ceren Deniz alkışlarla ben sahneye davet ediyorum. Ceren Deniz'i ödülünü almak üzere ve ödülü vermek üzere de Akdeniz Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Kıymetli arkadaşlarımdan da çiçeğimizi, ödüllerimizi takdim etmelerini de istiyorum, rica ediyorum. Ben biraz daha ortaya doğru alsak, sayın rektörü biraz daha ortaya doğru alalım. Basın mensubu arkadaşlarımız öyle rica ediyorlar. Sayın rektörüm, çiçeğimizi ve hediyemizi takdim etmenizi rica ediyorum. Evet efendim. Bacacız, bacasız sanayi deyince aklımıza Antalya geliyor. Antalya deyince de, bacasız sanayi deyince de turizm geliyor. Turizm dalında ödül kazanan kim acaba diye şöyle bakıyorum. Biraz da bekliyorum. Sizlerin heyecanınızın biraz da yükselmesini istiyorum. Ceren, evet Ceren tebrikleri kabul edersin ama seni bir kez daha ben sahneye davet ediyorum. Turizm dalında turizm alanları korumasız kaldı. Hürriyet Akdeniz, Ceren Deniz kazanıyor efendim onu da. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve ödülü vermek üzere de Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Ünsal'ı sahneye davet ediyorum efendim. Ceren gitti hemen böyle kabuller falan filan ama dur bakalım bu ödülü de al ondan sonra diyoruz. Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ceren Deniz'den de başarının devamını diliyoruz. Evet efendim, şimdi geldik televizyon ödüllerine, görsel basınımıza. Televizyon ödüllerinde haber dalında yine gerçekten çok emektar bir arkadaşımız. Antalya seçmeni ders oldu. Kanal V'den Şenol Civciv, alkışlarınızla ben buraya davet ediyorum. Yeni küçük de bir yavrusu oldu. Baba, Şenol Baba'yı diyeyim ben. Şenol Civciv'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve ödüllerini vermek üzere de aramızda değerli katılımcılar var efendim. ATSO Meclis Başkanı Sayın Süleyman Özer ve ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cihangir Deniz'i sahneye davet etmek istiyorum ben. Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve Meclis Başkanı Süleyman Özer. Thank you.
Şenol'a tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli Aso Başkan Yardımcımıza ve Meclis Başkanımıza. Annemiz de burada galiba değil mi? Anneye de hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Vatana millete hayırlı evlat olsun efendim. Evet, sıra geldi. Program ödülü efendim. Televizyonda program ödülü. Şu anda bana doğru bakıyor. Aslında onu hepimiz tanıyoruz. Çok da yakından tanıyoruz. Sabahleyin ekranı açtığımızda onun o güzel yüzünü görüyoruz. Bazen de böyle iğneli sözlerini duyuyoruz ama olsun, yakışıyor. Ve alkışlarla Ali Orhan ile Antalya gündemi. Kanal V'den Ali Orhan'ı ben alkışlarla üstadı, duayeni buraya davet ediyorum efendim. Ve ödülleri vermek üzere de Aksu Belediye Başkanımız Sayın Halil Çetin, Halil Şahin. Evet, buraya davet ediyorum efendim. Aksu Belediye Başkanımızı. Ali abi, tebrik ediyorum. Evet, Sayın Başkanımız. Tabii, Sayın Başkanım. Tabii, mikrofonu, evet. Ali abi sahneye çıkar da mikrofon olmaz mı? Hemen fotoğraf çekiminden sonra hemen mikrofonu arz edeceğim sizlere. Tabii Ali Bey, ekranlardaki kamera ışıklarını görünce hangi kameraya döneceğini fark etti ama burada fotoğraflar, flaşlar patlayınca nereye bakacağını karıştırdı galiba küçücük. Evet, plaketimizi sunalım Sayın Başkanım. Ve çiçeğimizi verelim, hediyemizi takdim edelim. Ali abi hemen kulise başladı sahnede. Hemen kulise başladı. Evet. Başkanım. Ali abi diyor ki, ben buradan hemen söyleyeyim mi? Diyor ki, başkanım istediğini söyle diyor. Mikrofon sende diyor Ali abi hemen oradan. Yok, Ali abi mikrofon istedi ama sonra baktı ki ben de ortak olayım dedim. Mikrofon sende kalsın dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Gazeteciler Cemiyet Başkanımız da söyledi. Gazeteciler emekçilerimiz dedi, sürekli olarak sahada olanlar dedi, halkın yanında olanlar dedi. Ama ekonomisiyle ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben biraz da belediye başkanı olarak, her ne kadar mesleğim eczacılık da olsa, belediye başkanı olarak gazetecileri biraz kendimize yakın görüyorum. Yani meslek olarak herkesin bir mesleği var, bir hocası değil, profesörü değil ama mesleğinin. Bizde şöyle bakıldığı zaman belediye başkanları her konuda bir şeyler bilmeli. Yani orada hoca olmasa da. Ama gazetecilere de bakıldığı zaman her konunun içerisine girip orada sözünü dinletecek kadar bilgiye sahip olması gerekirse başarılı olduğunu görüyorum. Biraz kendimize yakın hissediyorum o açıdan. Ali abim biraz farklı bir görüntü, kişilik var. Bizde de ona benzer huylar var. Onun için biraz frekanslar tutar bizim her zaman. Kendisine başarılar diliyorum. Sabahın erken saatlerinde işte bölgemizde, ülkemizde nerede ne varsa hepsini söylüyor. Onun için gazeteci arkadaşlarımıza hakikaten başarılar diliyorum. Kendilerini de bize biraz yakın hissediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkürler. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz güzel konuşmasından dolayı. Efendim, söz Ali Orhan efendim. Benim değil mi? Sen de. Beni belki yeni görenleriniz vardır ki televizyondan izlediğinize muhakkak inanıyorum. Her biriniz bir defa en azından bu adam ne diyor diye izlemişsiniz. Ve benim programım Özgürlüklerin Programı. Ve televizyon ekranında gerçekten o mikrofonu çok özgürce kullanıyorum. Ama bu benim başarımdan değil. Benim aşırı derecede özgürlüğümden değil. Bana bu özgür sahayı teslim eden başta yönetim kurulumuz başkanı Sayın Okan Kaya'ya gerçekten buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Birsen Hanımlar da yine öyle. Uğur Törer abim yine öyle. Yalçın Teke yine öyle ve bütün arkadaşlarım. Yani bakın biz bu ödülleri inanın. Bütün arkadaşlarım adına söylüyorum, bu ödüller kolay kolay alınmıyor. Bu bir alın teridir. Ben dünyaya çocukların, yani torunlarım var. Benim iki tane torunum var. Onlar da bu gece İstanbul'dan geldiler. Onlara bırakacağımız güzel dünya için uğraşıyorum. Ve çevre konusunda da gerçekten iddialıyım. Sayın Valim çok güzel bir söz söylemişti Cumhuriyet Meydanı'nda bir programımız sırasında. Demişti ki Saklı Kent'in tepelerini demişti, o tepeyi demişler. Kaza kaza dedi. Dibine indirdiler. İşte biz o kazılmaların olmasın diye, dereler özgür aksın diye ve dünyadaki bütün çiçekler, bütün kadınlar, bütün insanlar güzel yaşasın diye uğraşıyorum. Bana da bu ödülü layık gören bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz de kıymetli Ali Orhan'a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz efendim böyle dost sohbetlerinde burada aileyiz, biz bizeyiz. Dost sohbetlerinde Ali Orhan'a Ali Baba diyorum bazen de artık Ali Dede mi desem diyorum ama
Yok herhalde o henüz genç dede onu kabul etmeyecektir. En iyi görüntü. En iyi görüntü ödülü geliyor. Efendim. Ali abi herkesle tokalaşıyor. Muhtemelen ödül töreninden sonra da kulisler başlayacaktır. Efendim en iyi görüntü. Umarım biz de Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu gecede güzel bir görüntü vermişizdir. Ben şöyle yürekten bir alkış daha rica ediyorum değerli yönetim kuruluna bu güzel görüntü için. Ve en iyi görüntü ödülü kime gidiyor? Anadolu Ajansı'na gidiyor. Yuva Yaptık Göklere ve Bekir Bektaş. Efendim alkışlarla sahneye davet ediyorum ben Bekir Bektaş'ı. Bekir koşarak buraya doğru geliyor. Ve Bekir'in ödülünü de efendim vermek üzere Antalya İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulucan'ı arz ediyorum. Antalya Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Tekin Aktemur Komutanımı da paşamızı da buraya arz ediyorum efendim ben ödülleri vermek üzere. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Yuva Yaptık Göklere Bekir Bektaş en iyi görüntü ödülünü kazanıyor. Değerli jürimiz tarafından. Sayın İl Emniyet Müdürümüze ve komutanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bekir'in de başarılarının devamını diliyoruz. Efendim yine bir vefa ödülümüz var. Uğur Özkeleş Yılın Radyocusu Ödülü. Ve bu ödülü kime gidiyor efendim? Evet, gerçekten jürimiz hummalı çalışmalarının karşılığında en iyileri bulmuş. Ve Uğur Özkeleş Yılın Radyocusu Ödülü. TRT Antalya Radyosu'ndan Yeşim Ertan'a gidiyor efendim. Günaydın Türkiye. Ramazan eğlenceli ve Taşpınar. Efendim burada mı kendisi? Alkışlarla buraya da evet Yeşim Hanım geliyor. Yeşim Ertan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve Özkeleş ailesinde burada Vedat abimiz vardı. Evet buraya davet ediyorum Vedat abimizi de. Ve ödülü vermek üzere de Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Sayın Avni Aksoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayramı da alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Vedat abi hoş geldin. Ve efendim Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Sayın Avni Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayram hep birlikte değerli Yeşim Ertan'a TRT Antalya Radyosu'ndan Uğur Özkeleş Yılın Radyocusu ödülünü takdim ediyorlar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Vedat Özkeleş'e, Sayın Avni Aksoy ve Sayın Mustafa Kemal Beyaz Bayramı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alkışlarla yerlerini uğurluyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, yine bir vefa ödülümüz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yine bir vefa ödülü. Evet abiye de teşekkür ediyoruz. Evet. Süper Neşet Türel sayfa tasarım ödülü efendim. Kime gidiyor? Körfez gazetesine gidiyor. Abdullah Yüksel seçim özeldeki başarısıyla, sayfa tasarımıyla alkışlarınızla Körfez gazetesinden Abdullah Yüksel buraya geliyorlar. Ve ben Türel ailesinden Berin Hanım burada mı? Berin Türel. Evet Berin ablacığım da geliyor. Alkışlarla Berin ablam gelirken ödülü vermek üzere de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Abdullah Hande'yi de alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ödülleri takdim etmek üzere. Yine bir vefa ödülümüz Süpri Neşet Türel adına gidiyor efendim. Sayfa tasarımında Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel arkadaşımıza. Ve ödülleri de Antalya Esnafı'nın hem Antalya'daki hem de Ankara'daki temsilcisi Adnan Dere tarafından takdim ediliyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza da. Berlin ablamıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim Abdullah Yüksel'e de başarılarının devamını diliyoruz.
Biraz evvel Sayın Başkanım Mevlüt Yeni bahsetti. Bizim kardelenlerimiz vardı. Geleceğimiz demiştik. Geleceğimiz, onlara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdı. İşte Genç İletişimci Ödülü efendim. Haber dalında kime gidiyor? Akören Köyü Yörükleri başlığıyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Celal Ünal'a gidiyor efendim. Fakat Celal Ünal şu anda eğitim görüyor yurt dışında, aramızda olmadığı için arkadaşı Mustafa Gök'ü ben sahneye davet ediyorum. Mustafa Gök geliyor ve ödülü vermek üzere de değerli jüri başkanımız Sabah Gazetesi Ankara Genel Yayın Yönetmeni Osman Altınışık alkışlarla sahneye davet ediyorum. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim sahneye davet ediyorum. Ve Akdeniz Üniversitesi'nden İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Ahmet Ayhan alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Ödülümüzü, plaketimizi vermek üzere. Akören Köyü Yörükleri başlığıyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Celal Ünal arkadaşımıza gidiyor. Kendisi yurt dışında olduğu için onun yerine arkadaşı Mustafa Gök hediyeyi ve belgemizi, plaketimizi alıyorlar efendim. Evet, Sayın Osman Altınışık, Sayın Mehmet Ali'cim ve Sayın Dekanımız Ahmet Ayhan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Evet, jürimizin özel ödülleri de var. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Jüri özel ödülü. Hamza Hoca görme engelli Murat'a umut olduğu başlığıyla. Kanal V, Mehmet Akif Arıcı'yı ben alkışlarla sahneye davet ediyorum. Mehmet Akif koşarak buraya doğru geliyor. Ve ödülünü vermek üzere de Murat Paşa Kaymakamı Sayın Orhan Burhan ve Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sayın Halil Bülbül'ü alkışlarla ben sahneye davet ediyorum efendim. Evet, Ali Bey de geliyorlar. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Belgelerimizi, plaketimizi takdim edelim efendim. Hamza Hoca görme engelli Murat'a umut oldu. Başlıklı haberiyle Kanal B'den Mehmet Akif Arıcı. Plaketlerini, belgelerini Sayın Kaymakamımız Orhan Buran ve Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sayın Halil Bülbül'ün ellerinden alıyorlar efendim. Takip başarılarının devamını diliyoruz. Efendim jürimizin bir diğer özel ödülü kime gidiyor acaba? Güzel. Efendim. Yine Kanal V'ye gidiyor ödülümüz. Bir Türkmen geleneği Pıngıdık çalışması ile Serdar Korkmaz efendim. Jüri özel ödülünün diğer sahibi Serdar Korkmaz'ı da evet sahneye davet ediyorum. Geliyor. Ve ödülü vermek üzere de yine jüri başkanımız Osman Altınış'ı yoracağız sahneye kadar. Evet. Aynı zamanda Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Gaye Coşkun'u da başarılı başkanımız Gaye Coşkun'u da buraya davet ediyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve aynı zamanda Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Didem Gürses. Alkışlarla onu da ben sahneye davet ediyorum. Hızlı bir şekilde efendim Didem Hanım da geliyorlar. Hem belgeleri vereceğiz hem teşekkür belgelerimizi vereceğiz. Didem Hanım, evet Didem Hanım da sahneye arz ediyoruz. Evet, jüri ödülümüzün diğeri de Serdar Korkmaz Kanal ve Bir Türkmen Geleneği Pıngıdık başlık çalışması ile jüri özel ödülüne layık görülmüşlerdir. Ve ödüllerini de jüri başkanımız Osman Altınışık. Ve efendim burada sahnede hem ödüller takdim edilirken Sayın Başkanımızın kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı ortaya çıkıyor ve iki tane kadın yönetimde bulunuyor. Bir alkışlamak istiyor. Alkışlayın lütfen, ben bayanları alkışlamanızı istiyorum. Kadınlarımızı her zaman başımızın taşlarılar. Ben şunu söylüyorum. Kadınlarımız çok değerli efendim. Doğuyoruz, annemiz oluyorlar, hayatta bize iz bırakıyorlar. Evleniyoruz, eşlerimiz oluyorlar, biz beylere iz bırakıyorlar. Çocuklarımızın annesi oluyorlar, yine hayatımızda derin ve güzel izler bırakıyorlar. O yüzden kadınlar baş tacımız diyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz değerli katılımcılarımıza. Bir diğer ödül. Nuri Dağtekin özel ödülü. Bakın kime gidiyor efendim. CNN Türk televizyonunda yaptığı Yeşil Doğa programı ile doğa ve çevrenin korunmasında ve bu bilincin gelişmesinde yarattığı farkındalık nedeniyle CNN Türk Yeşil Doğa Programı Güven İslamoğlu'na gidiyor efendim. Bir alkışlayalım kendisini. Çünkü Güven İslamoğlu şu an burada olmadı ve program çekimlerinden dolayı ödülü Demirören Haber Ajansı görüntülü yurt haberler müdürü Sibel Bitecik alacak. Alkışlarla Sibel Hanım'ı buraya davet ediyorum.
Ve ödülü vermek üzere de en büyük alkışlardan bir tanesini istiyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerimizi ben sahneye davet ediyorum efendim. Hepsini, tüm kurucu üyelerimizi buraya davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla lütfen. Alkışlarla kurucu üyelerimiz elinden CNN Türk Televizyonu'nda yaptığı Yeşil Doğa programı Sayın Güven İslamoğlu'na iletmek üzere Demirören Haber Ajansı Görüntülü Yurt Haberler Müdürü Sibel Bitici'ye teslim ediyor. Cemiyetimizin değerli kurucu üyeleri Sayın Ahmet Döktürk ve Sayın Cevat Alp. Tabii plaketimiz, ödüllerimiz, çiçeğimiz ve hediyelerimiz olunca, değil mi efendim? Evet. Biraz daha şöyle ortaya doğru alalım sizleri. Efendim Sayın Sibel Bitici'ye teşekkür ediyoruz. Lütfen Sayın Güven İslamoğlu'na da selamlarımızı iletin. Evet, bugün iki tane daha güzel ödülümüz var. Şimdi onları da hemen hızlı hızlı ve sırasıyla verelim. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Kurum Özel Ödülü. Ve bu ödül öyle bir yere gidiyor ki kentin kültür sanat hayatının gelişmesine ve Antalya'mızın dünyaya açılmasına Antalya Kültür Sanat AKS'yi kurarak öncü rolü üstlenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na verilmiştir. Ben alkışlamanızı rica ediyorum ve ödül almak üzere de ASO Meclis Başkanı Sayın Süleyman Özer'i ve ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cihan Gürdeniz'i bir kez daha sahneye arz ediyorum. Ödülü vermek üzere de Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mevlüt Yeni'yi ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı ve Jüri Üyemiz Sayın Rıza Özel'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Efendim Rıza Özel de geliyorlar. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Kurum Özel Ödülü efendim. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na gidiyor. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın Valim. Öncelikle bu ödül töreninde ödül alan tüm gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bizlere destek veren, bizlere güvenen, kurumumuzu bu ödüle layık gören Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ayrılmayın. Sizi ben tekrar burada arz etmek istiyorum, tutmak istiyorum. Efendim, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Kişi Ödülü. Antalya Kent Müzecilerinin gelişmesine katkısı ile tarihi zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması ve şehrin kültür sanat hayatının gelişmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ile adeta geçmişten geleceğe ışık tutan çalışmalarıyla Profesör Doktor Nevzat Çevi'ye layık görüldü efendim. Kendilerini kutluyoruz ve ödülünü de değerli Cemiyet Başkanımız Sayın Mevlüt Yeni'nin elinden almasını rica ediyoruz. Sayın Rektörümüzü de, efendim Rektörümüzü de, Mustafa Yunalı'yı da ben buraya davet ediyorum. Alkışlarla Sayın Rektörümüzle birlikte Profesör Doktor Nevzat Çevi'ye ödülünü takdim ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Çok heyecan verici bir şey. Daha önce benzerlerinden almışlığımız vardır. Ama bunu toplumun gözü, kulağı, dili olan ve her şeyi daha iyi gördüklerini düşündüğümüz gazeteci dostlarımızdan onların teveccühüyle almak daha özel bir ödül oluşturuyor. Tabii biz niye aldık? Hizmetten herhalde gördüler ki. Ama yani bu ülkeye, bu sevgili ülkeye, bu şahane kente ne hizmet etsek hak eder.
O hak ederdi. Acaba biz hak eder miyiz onu bilmiyorum. Ondan emin de değilim. Ama bu hesabı biz birbirimize soramayız. Kendimiz aynaya bakınca sorabiliriz. Yani fena değil. Aynaya bakınca birazcık bedel ödediğimi, borç ödediğimi düşündürecek kadar bir şeyler yapmışız 30 yıllık Antalya hayatımda. Çok teşekkür ediyorum yönetim kuruluna ve hepinize. Efendim bizler de değerli Profesör Doktor Nevzat Çevre'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, sonlara yaklaştık. Şimdi geldik efendim Hasan Özkay fotoğraf yarışması sonuçlarına, ödüllerine. Yılın haber fotoğrafı. Başlık: Deprem değil heyelan. İhlas Haber Ajansı'ndan Suat Metin'e gidiyor. Ben Suat'ı bir kez daha buraya davet ediyorum efendim. Suat bu geceye adeta damgasını vurdu. 3 ödüllüden hat-trick yaptı. Suat'ı davet ediyorum. Ödülü vermek üzere de AK Parti Antalya İl Başkanı Sayın İbrahim Ethemtaş ve MHP İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun'u alkışlarla sahneye davet ediyorum. Değerli Suat Metin'e ödüllerini vermek üzere efendim. Yılın haber fotoğrafı deprem değil heyelan başlığıyla, adıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Suat Metin. Evet, sayın il başkanlarımızdan takdim edildiler. Teşekkür ediyoruz efendim sayın il başkanlarımıza ve yerlerine uğurluyoruz. Doğa ve çevre temiz kalsın efendim. Doğa ve çevre temiz kalsın. Yılın doğa ve çevre fotoğrafı ödülü. Bakın kime gidiyor. Peynir Dağ başlığıyla İhlas Haber Ajansı. İsa Akar. Alkışlarla ben İsa'yı buraya davet ediyorum. İsa, İsa en güzel misafiriyle geliyor buraya. Ve ödülleri vermek üzere de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Dilek Teksüreli ve İyi Parti İl Başkanı Sayın Yavuz Temizleri ben sahneye davet ediyorum efendim. Alkışlarla arkadaşlarımdan da rica ediyorum belgelerin gelmesini. İsa'cığım istersen küçüğü ben alayım. Allah ananı babanı büyüsün efendim. Hayırlı evlat olsun vatana millete. Efendim Peynir Dağ başlıklı haberiyle fotoğrafıyla yılın doğa ve çevre fotoğrafı ödülünü kazanıyor İsa Akar İhlas Haber Ajansı'ndan. Ve ödüllerinde değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, İl Başkanımız ve İl Başkan Yardımcılarımızın ellerinden alıyorlar. İsa'yı da tebrik ediyoruz. Ve bu güzel kızımızın da kendisine şans, uğur getirmesini istiyoruz. Evet, çiçeği burnunda baba diyoruz İsa'ya da. İsa baba. Evet, efendim ödül törenimiz... Son bir ödülümüz kaldı ama gerçekten çok önemli bir ödül. Bakın, daha doğrusu bizim onur konuğumuz. Biraz evvel başkanım bahsetmişti ki şu anda uçakta. Uçak rötar yaptı ama ayağının tozuyla buraya gelecek. Evet efendim, uçaktan indi. Ayağının tozuyla geldi. Peki kim diyeceksiniz? Size şunu ifade edeyim. Kırmızı koltuk deyince hepimizin aklına geliyor kendisi. İşte tıpkı kırmızı koltuk nasıl hafızalarımızda yer ettiyse, onunla birlikte yapılan Toronto Havalimanı'nda sergilenen 6 adet Antalya fotoğrafı ile 30 milyon insanın hafızasında da Antalya yer buluyor. Bir onur konuğumuz, bir diğer onur konuğumuz. Randy Van Der Staren, alkışlarınızı ben sahneye davet ediyorum efendim. Değerli onur konuğumuzu ve kendisine teşekkür belgesi sunmak üzere de Turfet Başkan Yardımcısı Sayın Sureli Çorabatır'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Mevlüt Dini'yi davet ediyorum. Ve Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nu tekrar arz ediyorum efendim sahneye. Alkışlarınızla. Çok kıymetli Kanada'dan gelen Randy Van Der Staren. Randy'nin çok kıymetli bir oğlu var. İş ortağı. O güzel fotoğrafları kurgulayan zaman zaman da gerçekten... O güzel fotoğrafların arkasında bir mimar, öyle diyelim. Spencer'ı da buraya alalım. O da burada şu anda. Mr. Spencer, can you please welcome to the stage?
O elinde fotoğraf makinesi başladı çekmeye zaten. Ama yanımızda dursun, biz ona veririz daha sonra. Sayın Valim, turizm sektörünü temsilen de Sururi Başkanım burada. Randy'yi ne kadar alkışlasak, ödül, kendisine ödül takdim etsek hakkını veremeyiz. Çünkü kendisi şu anda yine Türkiye'de bir çalışma yapmak üzere geldi. Uçaktan kaç saattir uçakta? 10 saattir. Bizim için bu ödül törenine yetişmek, onu bu ödül töreninde alkışlatmak, hak ettiği teşekkürü, alkış teşekkürünü burada yaptırmak için uğraştım. Gerçekten de ucu ucuna, sonuna da olsa yetişti Randy. Kendisine bir teşekkür belgesi vereceğiz. Ben ondan önce Sayın Valimize ben mikrofonu vereceğim. Çünkü onun da Sayın Randy ile ilgili söyleyecekleri var Sayın Valimizin. Sayın Valim buyurun. Ne diyeceksiniz? Evet değerli dostlar, gerçekten Antalya Gazeteciler Cemiyeti belki konuşmamızı da ihmal ettik. Sadece buradaki meslektaşlarına yaptığı hizmetle değil, kentin tanıtımına da çok ciddi katkıları var cemiyetin, cemiyet başkanımızın. Adeta bir diplomasi yapıyorlar, şehir diplomasi yapıyorlar. Randy Bey gerçekten geçen sene Mevlüt Bey'le beraber bütün Türkiye'yi gezdir. Biraz da kıskandık açıkçası sosyal medyadan fotoğrafları gördükçe. Kırmızı koltuğu, kırmızı sandalyeyi koydukları her yerde çok muhteşem resimler çektiler. Ve geçen kitabı da paylaşmıştı Mevlüt Başkan, Türk Hava Yolları'nı yapmış olduğu prestij kitabını. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bir gazeteci cemiyetinin, bir gazeteciler cemiyeti başkanının ülke adına böyle bir şeye vesile olması, bir dostuyla beraber ülkeyi dolaşması ve dünyaya tanıtması önemli bir konu. Ben hem Randy'ye hem çalışma arkadaşlarına hem de Mevlüt Başkan'a teşekkür ediyorum ve hepsini beraber alkışlıyoruz, ayakta alkışlıyoruz. Merhaba my Turkish friends. I came from Bangkok this morning. Merhaba Türk arkadaşlarım. Bugün Bangkok'tan geldim sizler için. My son and partner Spencer came from Paris this morning. Partnerim ve oğlum Spencer Paris'ten geldi. And our chair is lost somewhere. Bizim sandalyemiz bir yerde kayboldu. I was hoping to have it here today so you could see it as well. Burada olmasını ümit ederdim ki sizler de görmeniz açısından. But what is most important is that we are here very humble, very proud at the same time to have been able to see as much of Turkey as we have. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum sizlerin karşısında olmaktan dolayı. Our mission is to promote one people. We are all the same. Bütün hedefimiz tanıtımını yapmak Türkiye'nin, Antalya'nın. One planet. We only have this one beautiful earth to take care of. Bizim sadece bir dünyamız var tanıtımı için. Bir kainatımız var. And one life. It is our life to do the best we can with. Bir hayatımız var. En iyisini yapabileceğimiz. I was not born in Turkey, obviously. Belli ki ben Türkiye'de doğmadım. But I can say after seeing so many beautiful parts of your country and more importantly experiencing the people. Ülkenizin birçok yerini görmem ve buradaki insanlarla birçok tecrübelerimden sonra. I now consider myself Turkish. Şu anda kendimi bir Türk olarak düşünüyorum. So on behalf of Take Your Seat and Spencer and I want to thank you very much, very sincerely. Thank you very much. Take Your Seat adına ve Spencer adına sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim fotoğraf karemize Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'yi de arz ediyoruz efendim. Buyursunlar. Evet sonra toplu fotoğraf alacağız. Bizler de Randy'ye ve kıymetli olunan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Thank you very much diyoruz sizler adına. Efendim Sayın Valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım. Efendim sizleri bırakmıyoruz.
Ve ben alkışlarla tüm ödül alan gazeteci arkadaşlarımızı ve değerli protokolümüzü bu güzel anı ölümsüzleştirmek için hemen sahnemizin ön tarafına doğru toplu fotoğraf için arz ediyorum efendim. Ve 2018 yılını kapsayan basın ödülleri ve Hasan Özgür fotoğraf yarışması ödül törenimiz bu güzel fotoğraf karesiyle sona erecek ve daha sonrasında hep birlikte sizlerle birlikte yan tarafta ikramlarımıza doğru ilerleyeceğiz efendim. Antalya Yılın Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecileri Ödül Töreni bu güzel aile fotoğrafıyla, bu güzel kareyle taçlandırılıyor adeta. Ve sizlerle birlikte, tüm katılımcılarımızla birlikte daha nice güzel ödül törenlerine sağlıkla, mutlulukla ve huzurla diliyoruz.